Selam kardeşler, ben Mehmet Baltacı. Neredesin Tanrım? Sıkıntılarımı ve acılarımı görmüyor musun? Dünyada iyilerin ve masumların başına kötü şeyler geliyor. Oysa kötülerin işi hep iyiye gidiyor. Evet değerli kardeşler, hepimiz bazen isyanla, bazen de çaresizce, kızgınlıkla aynı soruyu soruyoruz. Neredesin ey Tanrım? Hatta bazen düşmanlarımız bile bize sıkıntıdayken bizimle alay ederek "Hani inandığın Tanrı nerede?" diye soruyorlar. Günümüzde de ateistler, yani Tanrı'nın varlığını inkar edenler, dünyadaki kötülük ve acıları göstererek, "Hani her şeye gücü yeten, her şeyi gören, bilen, sevgi dolu Tanrı nerede?" diyorlar. Yani aslında onlar demek istiyor ki, böyle bir şey olmadığına göre böyle bir Tanrı da yok. Yani Tanrı yok çünkü dünyada kötülük var. Hatta bu ateistlerin bazıları daha da küstahlaşarak diyor ki, yani bu kadar dünyada kötülüklere izin veren Tanrı yüceltilmeyi hak etmiyor. Yani kötülüğün Tanrı'dan geldiğini söyleyerek Tanrı'yı suçluyorlar. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Şimdi kardeşler, kutsal kitapta neredesin kelimesi ilk defa Tanrı tarafından kullanılıyor. Yaratılış kitabı 3. bölümde Tanrı ilk günah işlendikten sonra Tanrı'dan kaçan Adem'e neredesin diyerek sesleniyor. Şimdi buradan konuya bir başlayalım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Önce sırasıyla ışık, gök kubbe, kara deniz, bitkiler, gök cisimleri, suda yaşayan hayvanlar, sonra karada yaşayan sürüngenler, hayvanlar yaratılıyor. Sonunda da insan yaratılıyor. Yaratılış kitabı 1. bölüm 27. ayette deniyor ki, Tanrı insanı kendi, yani Tanrı suretinde yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Amin. Kardeşler, tüm bu yaratılışın aşamalarından sonra Tanrı hep iyi oldu diyor. Aslında iyi olmayan tek şey Adem'in yalnız kalması. Havva'yı, yani kadın yaratıldıktan sonra Tanrı çok iyi oldu diyor. Yani bunları niye yazdım? Tanrı aslında iyi bir dünya yaratmıştı. Çok iyi bir yaratılış var. Harika, kocaman bir dünya var. Hayvanlar ve bitkiler birbirleriyle barış içindeler. Hayvanlar otları yiyor, yani yeşil otluyorlar. İnsanlar da meyveleri, yani canları ne isterse her ağacın meyvesini yiyorlar. Yani hayvanlar ve insanlar aslında vejeteryan yaratılmışlar. Et yemek için bir hayvanın ölmesi lazım. Oysa cennette ölüm yok. İlk yaratılışta ölüm yok. Hayvanlar ve hatta insanlar bile ölmeyecekler. Doğa insan ile barış halinde. Kavurucu bir güneş yok. Günün serinliği var. Fırtınalar, tayfunlar, depremler, yanardağlar yok. İnsanlar yalnız değil. Adem ile Havva uyum içindeler. Tanrı ile insanın ilişkisi mükemmel. Tanrı insan ile beraber yürüyor. Tanrı insanların arasındadır. Tabii tüm bu sırada Tanrı'nın ruhu hala dünyada ilk yaratılıştan önceki olduğu gibi etkindir. Yani bu cümleyi devamlı söyleyeceğim. Neden? Aslında Tanrı her şeyi görüyor ve her zaman etkindir ve bizimle beraberdir. Kardeşler, Tanrı insana bir değer veriyor. İnsan Tanrı suretindedir. Tanrı insana yetki veriyor. Yaratılışa egemen ol diyor. Tanrı insana görev vermiştir. İnsanın görevi bahçeye bakmak, bekçilik etmek, yaratılışın düzenli ve verimli olmasını sağlamaktır. Ayrıca insan da verimli olup çoğalacak, dünyayı dolduracaktır. Ve ayrıca Tanrı insanı kutsamış, bereketlemiştir. İnsan Tanrı'nın dünyadaki bekçisidir. Tüm bunlar olurken Tanrı'nın ruhu hala dünyada etkindir. Tanrı her şeyden haberdardır. İnsan Tanrı'nın verdiği işleri yapacak ama Tanrı ile beraber yapacaktır. Tanrı'nın bilgisine ve yönlendirişine ihtiyacı vardır. Tüm bunların sonucunda da insanın nihai görevi Tanrı'yı yüceltmektir. İşte tam burada kötü bir şey oluyor. Günah. Evet, ilk günah işleniyor ve sonrasında da günümüze kadar birçok günah işleniyor. Peki günah ne demektir? Kardeşler, Tanrı'nın yap dediğini yapmamak, yapma dediğini ise yapmak günahtır. Tanrı Adem'e yaratılış 2.6'da ona, yani Adem'e, bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.
Amin. Adem Tanrı'nın yeme dediği meyveyi yedi ve günahı, ilk günahı işledi. Tanrı ağacın başına nöbetçi bir melek koymamıştı. Yalnızca insanın kendi isteğiyle Tanrı'ya itaat etmesini bekliyordu. Ve tabii ilk günah işlenirken de Tanrı'nın ruhu etkin ve Tanrı her şeyi görüyor ve biliyor. Kardeşler, Yaratılış kitabı 3. bölümde ilk günah işlenirken bir yılandan bahsediliyor. Şeytan yılan kılığında tasvir ediliyor. Bir anlamda belki yılanı giyinmiş ama insana konuşuyor. Şeytan kim? Bundan biraz bahsedelim. Buna genelde bir ayartıcı deniliyor. Yani biraz Tanrı'nın yarattığı ve Tanrı'nın insana verdiği değerden bahsettim. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz birçok konumda bunları kaybetmişiz ve bunların suçlusu Tanrı değil. Bunu anlamanız için. İkincisi, tüm bunlar nasıl böyle oldu? Arka planda yetkin olan bir kişi var. Şeytan. Şeytan bundan öncesinde güçlü ve görkemli bir melek. Gurura kapılıyor. Diğer meleklerin üçte birini de kendi yanına çekip Tanrı gibi olmak istiyor. Tanrı'ya isyan ediyor. Şeytan Tanrı'nın tahtına oturmak istedi. Kendi başına egemenlik sürmek istedi. Sonuçta Tanrı başka güçlü melekleri gönderiyor. Şeytan ve melekleri yeniliyor ve cennetten kovuluyorlar. Şeytan ve meleklerinin çoğu aslında, artık bunlara biz cin diyoruz. Cinlerin hepsi kötüdür. Bunlar karanlık mağaralarda, dipsiz derinliklerde bağlı tutuluyorlar. Yani Tanrı, şeytan bile, cinler bile günah işlediğinde otomatik olarak anında günah işleyen insan ve meleği direktman sonsuz cehenneme atmıyor. Yani böyle olsaydı düşünün göklerde herkes korkacaktı. Yani biz Tanrı'ya tapınıyoruz ama küçük bir hata yaparsak sonsuza kadar bize atacak bir karaktere sahip diyeceklerdi. Ama Tanrı öyle değil ve bekliyor. Neyi bekliyor? Tövbe etmesini, özür dilemesini ve kendisinden af dilemesini bekliyor. Bunun için yeterli zamanı ve fırsatı herkese veriyor. Şeytan ve cinleri tövbe etmez. Bunları son yargı gününde sonsuz ateş ve kükürt gölü bekliyor. Ama şimdi bir yerlerde bağlı tutuluyorlar. Bazıları da dünyamızda geziniyor. İnsanları kötülük ve günah için hala ayartıyorlar. Ayrıca Tanrı'nın iyi dünyasına ve insana da zarar vermeye çalışıyorlar. Şunu bilmemiz lazım. Şeytan ve cinler gerçek kişilerdir. Bedenleri yok ama ruhsal gerçek varlıklardır. Şimdi konuya başlarken bahsettiğim gibi birileri bize, madem Tanrı kutsal ve kötülüğe karşı öyleyse dünyadaki kötülüğe niye cevap vermiyor derse, biliyoruz ki sevgi dolu olan Tanrı sabırla bekliyor. Bir tarih belirlemiş ve o zaman cezalandırmayı yapacaktır. Ayrıca yani cinleri niye hemen cezalandırmadı? Bekliyor. Bakın, onlar tövbe etmezler ama insanlar tövbe ederse ben onlara bir kurtuluş yolu sağlayacağım. Yani Tanrı otomatik yok etmek için bekleyen sonsuz bir güç değil. Hayatlarımızda da günah işlediğimizde başımıza hemen kötü bir şey gelmediyse, daha fazla günah işlemek yerine bize sabrettiği için Tanrı'ya yönelelim. Tanrı provokasyona gelmez, kışkırtılamaz. Tez öfkelenmeyen Tanrı bizim yararımız için beklemektedir. Tabii bu arada Tanrı ruhu aracılığıyla her şeyi biliyor. Yani bunu devamlı niye söylüyorum? Siz sıkıntı çektiğinizde veya başka insanlar sıkıntı çektiğinde Tanrı'nın ruhu orada ve aslında ona yardım ediyor. Şimdi tekrar ilk günaha bir dönelim. Çünkü bizler de hala günah işlediğimizde aynı tavır ve yürek tutumuyla hareket ediyoruz. Ayartıcı da bize aynı yöntemleri uyguluyor. Hatta Luka kitabı 4. bölümde İsa'nın çölde şeytan tarafından denenmesine bakarsanız göreceksiniz ki şeytan İsa'ya da aynı şekilde yaklaştı ama İsa günah işlemedi ve ona doğru cevapları verdi. Tanrı sözüyle cevaplar verdi. Kardeşler, Tanrı'nın tutumu da hala aynı. Günah işlendiğinde Tanrı'nın bizden isteği Tanrı'ya giderek tövbe itiraf etmemiz ve günahın sonuçlarıyla mücadele edebilmek için Tanrı'dan yardım istememizdir. Kendi başımıza değil, Tanrı'dan kaçarak değil. Çünkü bizi hemen yok edecek bir Tanrı'dan kaçmayalım. Tanrı bizi reddetmeyecek ve bizimle beraber bizim hayatımızdaki sonuçları düzeltecek. Hayatlarımızda sıkıntı ve acılar varsa bunlar tövbe ve itiraf ederek Tanrı'dan yardım istemediğimiz içindir. Dünyada kötülük var çünkü
İnsanlar günah işliyorlar, işlediler. Tanrı Adem'e meyveyi yeme yoksa ölürsün dedi. Adem buyruğa itaat etmedi ve günah işleyerek ölüm cezasını hemen orada aslında hak etti. Cennette ölüm yok ama günah gelince artık ölüm var. Bedensel olarak Adem ve Havva, tüm insanlar, ben ve benden sonra gelenler, sizler de hepimiz öleceğiz. Öleceğiz çünkü en az bir kere günah işledik. Yolda araba çarpsa da, gökten bomba düşse de aslında günahkar insanın ölmesi normal. Masum bir şekilde ölüyor olabilirsin ama ölmen normal. Çünkü günahkarsın. Bugün bebeklerin ve çocukların ölümünden dolayı Tanrı'yı suçlayanlar aslında insanın yaşlılıkta ölmesini normal karşılıyorlar. Oysa Tanrı onlardan daha iyi. İnsanı hiç ölmemek üzere tasarladı. İnsanın bedeninin yaşlılıktan dolayı işlevlerini kaybetmesi ve Tanrı insanın da sonuçta ölmesi Tanrı'nın isteği değil. Yani neden bunu anlattım? Bazı insanlar, yani bebekler ölünce kızıyorlar ama yaşlı bir adam ölünce hiçbir şey hissetmiyorlar. Aslında Tanrı yaşlı ölünce de üzülüyor. Onun ölmesini de istemiyor. Kardeşler, günahın kesinlikle olumsuz sonuçları var. Şeytan bize aksini söylese de Tanrı diyor ki kesinlikle öleceksin. Yani ölüm bir sonucu ama sonuçlar kaçınılmaz. Tanrı ile olan ilişkimiz bozulur. Tanrı bizden uzak durur. Hayatımızdaki bereketler gider. Biz ise artık Tanrı'yı duyamaz oluyoruz. Öyle ki Tanrı yok diyecek kadar Tanrı'ya karşı köreliyoruz. Tanrı'dan korkuyoruz ve kaçıyoruz, suçluluk hissediyoruz. Hatta saklanıyoruz. Diğer insanlarla olan ilişkimiz de bozuluyor. Birbirimizi suçlamak, kıskançlık, öfke, utanç, boşanmalar, kavgalar, ayrılmalar, ihanetler, birbirlerine haksızlık yapmalar hepsi insanın günahının sonucudur. Doğa ve tabiat da artık bize karşı hırçınlaşıyor. Güneş kavuruyor, seller ve tufanlar var, toprak verimsizleşiyor. Hayvanlar bizi saldırıyor, birbirlerini de öldürüyorlar. Oysa hayvanların birbirlerini yemesi Tanrı'nın ve planı ve isteği değildi. Bedensel acılarımız da var, hastalıklarımız da var. Sonuçta kendimizi ve yanımızdakileri ve hatta dünyayı mahvettik. Yani sonsuz bir mahvoluş değil bu son gündeki gibi ama değiştirdik ve kötüleştirdik, bozduk, yozlaştırdık. Yaratılışın bekçisi olacağımız yerde adeta yaratılışın düşmanı olduk. Öyle ki Tanrı bahçeye bir melek koyarak bizimle yaratılış arasına bir engel koyuyor. Yani biz yaratılışa bekçilik edecekken başka bir kişi geliyor ve bize bekçilik ediyor. O bahçeye zarar vermeyelim diye. Tanrı bize bir egemenlik vermişti. Hatırlayın, şeytan da egemen olmak istemişti ama Tanrı egemenliği insana verdi. Onunla beraber egemenlik süreceğiz. Çünkü gerçek egemen Tanrı'dır zaten. Ama bizler egemenlik yetkimizi şeytana verdik. Peki şeytan bizi nasıl ayartıyor? Aynı yöntemleri uyguluyor. Bize Tanrı hakkında yalan söyler. Tanrı bizi seviyor ve bizim için en iyisini vermek istiyor. Oysa şeytan Tanrı'nın bizden bir şeyler esirgediğini ve hiçbir zaman vermeyeceğini söyler. Tanrı'nın bilgeliğine güvenip uygun zamanı beklemek yerine kendi aklımızla hareket etmeyi seçtik. Tanrı'ya karşı isyan ettik. Kendi kendimizin tanrısı olmak istedik. Hatırlarsanız şeytan da aynı günahı işlemişti. Ve son günde sonsuz cehenneme atılacak bu günahından dolayı. Tanrı adaletlidir. Aynı suçu işleyen insan da sonsuz cehenneme atılacak. Ancak sevgi dolu olan Tanrı, oğlu Mesih İsa'yı çarmıhta kurban ederek tövbe edenler için bir kurtarış yolu açmıştır. Ölümü hak edecek bir günah işlemeyen günahsız oğul, bizim yerimize ölerek günahın bedelini ödemiştir. Artık Mesih imanlısı için sonsuz cehennem yoktur. Sonsuz cennet, yani Tanrı ile yaşam var. Kusuru içimizde yaşıyor. Tanrı ile barıştık. Bizi değiştirerek ve yönlendirerek daha iyi hayatlar yaşamamız için Tanrı hayatlarımızda ruh aracılığıyla etkindir. Şimdi arkadaşlar, dünyada ve hayatlarımızda sıkıntılar var. Aslında hep var olacak. Bazıları bizim yüzümüzden, bazıları da başkalarının yaptıkları yüzündendir. Bazıları da belki de yapmış, şimdi ölmüş bile onların yüzünden. Biz insanlara düşen, neredesin diye Tanrı'ya kızıp öfkelenmek, hatta Tanrı'yı suçlamak yerine diz çöküp tövbe ederek Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla verdiği kurtarışı kabul etmektir.
Bu sayede kutsal ruh içimize girecek, bize esenlik ve koruma sağlayacaktır. Oruç tutup dua ederek sıkıntılarla Tanrı'yla beraber mücadele edebiliriz. Ya emin olun işe yarayan bir yöntemdir. Şimdi kardeşler, sıkıntılar ve acılarla ilgili kutsal kitapta anlatılan birkaç olayı size hatırlatmak, bakmak istiyorum. Çünkü bunlar bizim hayatlarımızda da etkindir. Birincisi, lütfen 37. mezmuru bir okuyalım. 37. mezmurda deniyor ki, kötülük ve kötülük yapan geçicidir. Tanrı'ya güven, o seni ödüllendirecektir. Tanrı seni haklı çıkartacaktır. Tanrı'nın seni haklı çıkartmasını bekle. Tanrı senin hakkını arayacaktır. Kötülüğe kızıp öfkelenmekle sen de kötülüğe düşersin. Oysa sen Tanrı'ya güven. Kötü düşse de kalkamaz. Tanrı seni ayağa kaldıracak, tamir edip yeniden imar edecektir. İyiler ülkeyi miras alacaktır. Bir de Peygamber Habakkuk'un hikayesine bakalım. Peygamber Habakkuk doğru imana sahip dürüst bir kişidir. Ancak putperest Babilliler güçlerinin zirvesinde İsraillere çok zulüm ediyorlar. Aslında İsrailler de kötülük yapmış ve inanılmaz eziyetler yapıyorlar. Aslında İsraillerin yaptığı kötülüklerin sonucu olarak Tanrı onları Babillilere, daha kötülere teslim etti. Peygamber Habakkuk biraz sitemle Tanrı'ya sesleniyor. Yani Davut peygamber de mezmurlarda aynı şekilde Tanrı'ya sesleniyor. Bizler de aynı şekilde Tanrı'ya içimizi dökebiliriz. Sıkıntı yok. Tanrı Habakkuk'a diyor ki, doğru insan imanla yaşayacaktır. Bu bütün bu hengamenin ortasında. Yani kıtlık ve savaş olsa da Tanrı doğru kişiyi koruyacaktır. Savaşta ok değmeyecek, kıtlıkta da yemek bulacaktır. Pandemi olsa da o hastalanmayacaktır. Hastalansa da tedavisi olacak, iyileşecektir. Şunu da anlayalım. Tanrı'nın kötülüğe karşı yargısı ve cezası bu dünyada da var. Sen bir kötülük işlersen kendinden daha kötü biri aracılığıyla Tanrı tarafından gazaba, yargıya uğrayacaksın. Yani dünyadaki kötülüklerin aslında bazıları Tanrı'nın o kişiye yargısı ve cezasıdır. Yani Afrika'da niye kötülükler var? Onların yaptığı kötülüklerden dolayı şimdi bir yargı geliyor ve çocuklar ve kendileri kötülükle karşı karşıya kalıyorlar. Ya bizler de hayatlarımızda böyleyiz. Bir de Peygamber Eyüp'ün hikayesine bakalım. Eyüp doğru bir kişi. Şeytan Tanrı'ya giderek Eyüp'ü imandan vazgeçirmek için izin istiyor. Çünkü bundan öncesinde Tanrı Eyüp'ü örnek göstererek şeytana diyor ki, bak onu gördün mü, ne yapıyor diyor. Şeytan da diyor ki, sen bana bir izin ver, ben ona sıkıntı vereceğim ve onu imandan düşüreceğim. Yani Tanrı Eyüp'ü denemesi için şeytana izin veriyor. Ama bir kısıtlama veriyor. Öldürmeyeceksin, şöyle yapacaksın. Yani Tanrı bizim sıkıntılarımızı biliyor. İzin veriyor. Sıkıntılar kısıtlı ve geçici. Dayanabileceğimizden de çok değil. Tanrı sıkıntılarımızda da bizimle beraber bizi güçlendiriyor. Sıkıntılarda Tanrı ile beraber bunları aştığımız için aslında bir anlamda imanımız sıkıntılarda da daha güçlenmiş oluyor. Ayrıca bizim sıkıntılardaki imanlı davranışımız diğer insanlara teşvik ve örnek oluyor. Tanrı bizim sıkıntılarımızı, insanları kendisine çekmek amacıyla kullanıyor. Hatta Eyüp konuşurken Eyüp'e bir cevap veriyor. Diyor ki, ya sen hiçbir şey bilmiyorsun. Dünyanın başlangıcında ben güneşi ayı yerine koyarken sen bunları biliyor musun? Gördüğün her şey Tanrı'nın bilgisindir ve bilgisi dahilindedir ve elinin işidir. Tanrı tüm dünyadan ve içinde olanlardan, canlılardan bile küçük karıncalardan büyük hayvanlara kadar hepsini ben yarattım ve onları besliyorum ve onlardan ben haberdarım diyor. Sen neyi biliyorsun diyor. Yani hiçbir şey anlamasak da yine de Tanrı'ya güvenerek yaşayalım. Bilmediğimiz çok şey var. Evet var. İkincisi, yargı ve ceza Tanrı'ya aittir. Her şeyi gören ve her şeye gücü yeten Tanrı zamanı geldiğinde adaletle yargılayacaktır. Kimseyi biz yargılamayalım. Yani kırmızı ışıkta geçtiği için bir adamı yargılıyorsun. Belki adam nöbetten çıktı, o gece 7 tane ameliyat yaptı. Bilmiyoruz. Sonunda Eyüp peygamber kaybettiklerini fazlasıyla geri aldı. Yani bizler sıkıntı çeksek de sonuçta ödülümüzü alacağız ve kaybettiklerimiz telafi edilecek. Şimdi kardeşler, kapatmadan önce bir iki şey daha eklemek istiyorum. Atalarımız demiş ki, kul bela bulmaz hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Sıkıntılarda Tanrım neredesin diye kızmak yerine Tanrı'nın Adem sen neredesin diyen sesine kulak vererek
Tanrı'dan yardım isteyelim, ona gidelim. Gidemiyorsak da el edelim, o bize gelecektir. Tövbe etmek, oruç tutmak ve dua etmek sıkıntılarda bize yardımcı oluyor, işe yarıyor. Sakin ve sade bir hayat isteyelim. Tanrı'yla ve Tanrı'nın verdikleriyle mutlu olalım, şükredelim. Zenginliğin, ün ve şöhretin, egemenliğin peşinde koşmak bizi sıkıntılar ve zahmet getirecektir. Rabbim verdikleriyle mutlu olalım. Her şeyi Rabbe bırakalım. Ne demiş atalarımız? Ne eylerse Mevlam eyler. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Esen kalın, Rab'de kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.